24 yaşında genç bir yönetmenim. Daha öncesinde klip olsun, reklam olsun, kısa film olsun, bu tarz çekimlerde yardımcı yönetmenlik yaptım. Onun dışında tiyatro sektöründe teknik, ses, ışık gibi kısımlarda çalıştım. Onun dışında kurgu ve mizansen kısımlarında da yardımcılık yaptım. Açıkçası ayrımcılığa uğradıklarını pek düşünmüyorum kadınların. Fakat yani ben daha görünür olmalarını isterim aslında. Yani çoğunlukla teknik ekip genelde erkeklerden oluşuyor. Yani ses kısmı olsun, ışık kısmı olsun, kamera kısmı olsun, onlar genelde erkeklerden oluşuyor. Fakat yani ben kadınların daha ön planda olmasını aslında tercih ederim. Bu aslında ayrımcılıktan ziyade tercih etmeme olabilir. Yani çünkü ülkemizde zaten bir ataerkil toplum olduğu için hani bir işte bir kişiye ihtiyaç olduğu zaman genelde herkes öncelikle bir erkek bakıyor. Yani herhangi bir işte hani ses olsun bir yönde ihtiyaç olduğu zaman önce biz erkek arıyoruz. Hani bu yüzden aslında çok fazla kadın yönetmen var. Çok fazla kadın ses yönetmeni, görüntü yönetmeni bunlar da fazla var. Fakat tercih edilmedikleri için ön plana çıkamıyorlar. Bu sektörün genel zorluğu aslında çalışma saatlerinin çok hani fazla olması. Çünkü mesela bir sette, yani bu filmin setinde bizim 15 saat çalıştığımız da oldu. Şimdi o 15 saatlik çalışmaya hani adapte olmak aslında çok zor. Çünkü her zaman hani algınızın açık olması lazım. Onun dışında her zaman olası bir durumda her zaman onu fark edebilmeniz lazım. Çünkü bir görüntüyü aldığınız zaman şöyle bir durum oluyor. Örneğin bu sanat kısmının işi aslında. Yani bir bardak bir santim solda olsa bile onu fark etmeniz lazım. O yüzden her zaman aslında algı açık. Yani zorluğu bu sektörün aslında bu. Açıkçası ben engel olduğunu düşünmüyorum fakat teşvik sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani aslında yönetmen olmak isteyen çok fazla mezun var ya da hani herhangi bir eğitim olmasa bile istekli insan var. Fakat onu teşvik edecek kişi yok çevresinde. Yani benim de hani bu işe girerken ailem olsun, arkadaşlarım olsun hani desteklemeyen insanlar oldu. Fakat hani diğer kişilerin, desteklemeyenlerin dışında destekleyenlerin o verdiği bana kurduğu cümleler beni motive etmeleri aslında bu sektöre girmemi sağladı. Yani daha atılmamı sağladı. Yani dediğim gibi çok hani engel yok aslında, sadece tercih etmeniz ve teşvik sorunu var. Yani genel olarak filmlerde kadınlar çoğunlukla aşağılanıyor zaten. Yani mesela ya şiddet olarak aşağılanıyor, ya taciz olarak, ya tecavüz olarak, ya da hani sapkın bir ilişki olarak hani bunlara maruz kalıyor filmlerde genelde izlediklerimizde. Ama kadın yönetmenlerde şimdi hiçbir kadın yönetmenin ben açıkçası hani bir kadının tecavüzünü hani o şekilde yansıtacağını düşünmüyorum. Yani bunu mesela hani yansıtır fakat altında bir alt metni vardır, bir mesajı vardır. Onu verir. Biz aslında onun ne için yayınladığını anlarız. Yıldır bu sektördeyim. Ortalama 3 yılını bunun efekt plastik, tam plastik olarak, SFX olarak hizmet vermekteyim sinema sektörüne. Kendi ekibimiz var. Ekibimizle birlikte bu sektörde şu anda devam etmekteyiz. Tabii ki malum bizim sektördeki çalışma koşulları çok ağır. İnanılmaz şekilde ağırlar. Buna ek olarak şöyle diyebilirim, çalışma saatlerimiz ciddi anlamda düzensiz. Bazen eve bile gidemiyoruz, çocuklarımızı göremiyoruz günlerce, haftalarca. Bunun dışında tabii ki SSK ve sözleşme olmadan çalışma şartlarımız da söz konusu bu durumda. Bununla ilgili çok fazla bir şey yapılamıyor ya da yapılmıyor diyelim. Bizler de çok fazla ilerleyemiyoruz maalesef. Yapmamız gereken şeyler var tabii. Bilmiyorum hani nereye varacağız, ne kadar ilerleyeceğiz bu konuda. Ama çalışma şartlarımız ciddi anlamda sorunlu, zor. Kadının işi her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de zor. Tabii erkekler kendilerini bizden
biraz daha üstün gördüklerinden mi kaynaklanıyor bilemiyorum. Bazı şeyleri yapamayacağımızı düşünüyorlar. Mesela sektörümüzde o kadar yönetmen, yapımcı, kadın olarak sayısı az ki sayısınız parmakla sayılabilecek kadar. Erkekler kendilerini bu konuda daha üstün ve daha ileri gördüklerinden kaynaklı herhalde. Maalesef kadın olarak sektörde çok çok fazla ilerleyemiyoruz. Çok aktif olamıyoruz. Yapımcıların çoğu erkek olduğu için kendi hemcinsleriyle çalışmayı tercih ediyorlar. Bir kadın olarak ki özellikle de bir anneysen bu işin altından kalkamayacağımızı düşünüyorlar. Yani fırsat ayrımcılığı burada zaten ortaya çıkıyor. Bana göre kadınlar bu sektörde aslında her dalında fark yaratıyorlar ama bunun daha bilincinde değiliz. ...1992 İstanbul doğumluyum. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon mezunuyum. 5 yıldır sinema sektöründeyim ve kurgu yapıyorum. Kurgu benim için yaratmaktır. Bunu da örnekle açıklayabilirim sadece. Biz bir sahneyi yaparken, düğün sahnesinden örnek vereyim. Ben bir düğünün içerisindeyim, orada kime bakıyorum, hangi olay yaşanıyor, o düğün nasıl bir atmosferde çekiliyor. Bunların hepsini yaşayarak sahneleri bir araya getiriyorum. Yani montaj yapmak, kurgu yapmak sadece kesip birleştirmek değildir. Sektördeki en büyük zorluk zaman, bence zaman. Çünkü satın alamayacağımız tek şey. Bu yüzden de bizim için uykusuzluk, yorgunluk, stres altında karar alma ve en önemlisi bu bütün etkenler varken doğru iletişim kurma. Yapımcıyla, yönetmenle, senaristle ya da herhangi birisiyle. Biz çünkü izleyiciye bir şeyler sunuyoruz ve bunu en doğru şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bu stres bizim kafamızı karıştırabiliyor bazen. Erkeklerin teknik olarak daha iyi olduğu düşünülüyor hep. Yani temelinden beri böyle geliyor. Ama bu iş asla böyle yürümedi. Çok iyi mühendis kadınlar var. İşte Google'da mühendislik yapan Jen Fitzpatrick gibi. Şu an 19 yaşında Malatya'da ototamirciliği yapan bir kız arkadaşımız var. Yanlış düşünülüyor. Bu değişebilir, değişecektir de. Ve biz bunları değiştirmek için mücadele ediyoruz.